Öncelikle hoş geldiniz. Uygulama katmanı için bulut çözümümüz olan PCI'den bahsedeceğiz. PCI Private Cloud Appliance ve PCI ile uygulamaları konsolide etmek, mikroservis temelli mimarilerden ve büyük veriden biraz bahsedeceğiz. Etkinliğimizde Ercan'la başlayacağız. Sonrasında iş ortaklarımızdan VolTread, ortak katman ve büyük veri ortamlarının PCI üzerinde nasıl çalıştığını, size ne tür avantajlar sunduğunu etkileşimli bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Şimdi ben sözü iş ortağımız VolTread'e aktarıyor olacağım. Ardından da hem orta katmanda PCI hem de büyük veri analitik katmanında PCI'nin nasıl kullanılabildiği veya kullanılabileceğini kendilerinden anlatmalarını rica edeceğim. Fevzi Hocam ben sunumu kapatıyorum. Sen paylaşımını gerçekleştirebilirsin. Merhaba arkadaşlar. İsmim Fevzi Korkutata. VolTread'de CTO görevini üstleniyorum. 2015 yılından beri Oracle Ace unvanını taşıyorum. Genel anlamda Oracle Community'sine hem developerları hem de ortak katman uygulama geliştiricilerini düzenli olarak teknolojik anlamda yapmış olduğumuz paylaşımlarla, teknik araştırmalarla beslemeye çalışıyoruz. Bugün size Oracle PCI ile mikroservis, container ve DevOps altyapı konsolidasyonu üzerine bir sunum yapacağım. Aslında konu çok güncel. Yani Oracle PCI, yani mikroservis, container ve DevOps zaten sürekli gündemimizde olan kurumların, firmaların bu konuda yatırım yaptığı, çalışma yürüttüğü bir noktada. Gelmiş olduğumuz noktada bunlar artık live canlı oldu. Artık bunun altyapı konsolidasyonunu konuşuyor duruma geldik. Yeni durumda da Oracle PCI ile bu altyapı konsolidasyonu nasıl yapılır? Biraz bunun üzerinden geçeceğim. Şimdi modern bulut uygulamaların evrimi. Aslında bu slayt çok iyi. Şöyle üç katmanda geçen yüzyıl, son 10 yıl ve bugün güzel bir şekilde ekranda yansımış durumda. Geliştirme süreci, uygulama mimarisi, kurulum ve paketleme altyapının nasıl bugün 2022 yılında dönüştüğünü çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani eskiden geliştirme süreci, waterfall dediğimiz step by step, yani birisi bitmeden diğerinin başlamadığı yöntemle yazılım geliştirme yapılıyordu. Sonra bu son 10 yılda agile dediğimiz agile metodoloji ile gerçeklenmeye başlandı. Ama bugün geldiğimiz noktada DevOps özellikle business ihtiyacının çok olduğu yerde olmazsa olmaz noktaya gelmiş durumda. Yine uygulamanın mimarisi hala günümüzde çok katmanlı web mimarisi, üç katmanlı web mimarisi bunlardan bahsedebiliyoruz. Monolitik uygulamalar hala gündemimizde var ama bunun yanında mikroservis uygulamalar oldukça revaçta. Yani bir uygulama çevre birim uygulamalarına ihtiyaç duymaksızın kendi ekosisteminde kendi kendine yetebilir şekilde ayağa kalkması mikroservis olarak çoklu programlama dili altyapısı sağlamış durumda ve bu da bize monolitik değil de poliglot dediğimiz çoklu programlama dili kullanarak aynı ürün, yazılım ürünü çerçevesinde çözümler üretebiliyoruz. Ve yine fiziksel sunuculardan sanal sunuculara sonra taşıyıcı sunuculara doğru bir yönelim oldu ve günümüzde container'lar production'da auto-scale oluyor, scale in, scale out oluyor ve son kullanıcı bunu fark etmeksizin hem yazılım hosting maliyetlerini düşürmek hem de daha hızlı, özellikle yeni bir kurulum ihtiyacı gerektiğinde saniyeler içerisinde hypervisor bir altyapıda kurulum ve paketleme gerçekleştirilebiliyor. Ya altyapıda da durum aynı. Veri merkezleri hala var. Hosting firmaları hala var. Fakat artık hem lokalde hem de veri merkezlerinde buluttan bahsediyoruz. Yani aslında uzun süredir hayatımızda ama evrimini hala tamamlamadı. Container'lar DevOps ile farklı bir noktaya geldi. Bugün gelmiş olduğumuz noktada uygulamaların modern bulut evrimi
özellikle CIO'ların, CTO'ların gündeminde olması gereken, bugün DevOps, mikroservis, container ve lokal bulut dediğimiz, on-premise olabilir, public cloud olabilir, regülasyona takılmış olabilirsiniz. Fakat yatırım yapılması gereken bir yani teknoloji serisi. O bakımdan düzenli olarak bu alanda iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. İşletimsel açıdan peki teknolojileri karşılaştırdığımızda sol tarafta geleneksel uygulama işletimi, sağ tarafta da bulut uygulamalar. Gördüğünüz üzere en önemli farklılık bulut yerel ortamı, yani uygulama katmanı ve bulut yerel ortam dediğimiz kalıcılık ortamında değişiklik var. Yani iş sürekliliği daha başlı başına bir katman, bu iş sürekliliğinin devam ettirebilmek adına otomatik ölçekleme, konfigürasyon yönetimi, dosya sistemi, veri tabanı, bunlar iş sürekliliğini daha destekleyici, daha örneğin rekabet ettiğiniz rakip firmalarınız var ve çeşitli kampanyalar, hızlı kampanyalar yürütmek istiyorsunuz. Eğer altyapınız bu bulut teknolojileri karşılayabilir durumda ise gerçekten sizin için işler biraz daha farklı olup çok hızlı çözümler üretebiliyorsunuz. Yani hem yazılım çözümleri hem de altyapı çözümleri üretebiliyorsunuz. O bakımdan bulut yani bulut içerisinde çalıştığını bilen uygulamalar geliştirmek son noktada sizi bir adım daha ileriye götürebiliyor. Tamam, bazı durumlarda klasik usul uygulamaları, monolitik uygulamaları bir şekilde konteyner içerisinde çalıştırabilirsiniz ama cloud native dediğimiz, yani daha doğuştan bulutu uygulamalar çok çok fark ettiriyor. Bunların hem SDLC, yani Software Development Life Cycle'ı da çok daha farklı ve sizi daha hızlı versiyon çıkarmanıza iten bir yapıya getirmiş oluyor. İşte bu noktada hani genel bir bilgi vermiş olduk. Hani bulut uygulamaları ne demektir? İşte bu uygulamaların evriminden bahsettik, geldiğimiz noktadan bahsettik. Yani bugün CIO'lar olarak, CTO'lar olarak veya genel müdürler olarak DevOps, CI/CD altyapınız var. Esnek bir altyapınız var. Container teknolojilerini, yani şöyle düşünün, bir developer'ınız container teknolojilerini destekleyecek şekilde bir uygulama geliştirdi. Fakat sizin canlı sistemlerde bunu host edecek altyapınız yok. Bunlar sıkıntı. Bunu da hallettiniz. Mikroservis uygulamalar artık geliştirip kendi veri merkezinde, kendi sunucularınızda host edebiliyorsunuz. Bu şu demektir, artık bir yerel bulut uygulama altyapısı elde etmiş etmişsiniz diyebiliriz ve eğer bu altyapınız yoksa mümkün olan en kısa sürede gerekli yatırımları yapıp bu altyapıyı ister public olsun ister private olsun bu altyapıyı oluşturmak için bir start vermek gerektiğini düşünüyorum. Neden PCA? İşte özel ve yerel bulut ortamı. Bu yatırımı yapmadığınızı varsayalım ama biraz işin gerisinde kaldığınızı düşünebilirsiniz. İşte burada PCA bize güzel çözüm sunuyor. Çünkü hem uygulama hem orta katman seviyesinde size bir kere klasik sanallaştırma desteğini sağlıyor. Yani siz bu sayede hyperconverged ve hypervisor teknolojilerini aynı anda host edebileceksiniz. Yeni nesil container desteğini sağlıyor. Evet, klasik usul sanallaştırmayı host ediyoruz. Eski uygulamalarımızı aynı yerden VM altyapısından KVM altyapısıyla sunuyoruz. Bu da bunun üzerine artık container desteği kazanmış oluyoruz. Yani bu şu demek, developer'ınız bir container cloud native uygulama yazdığında siz bunu PCA ortamında rahat bir şekilde, çok böyle teknolojiler içinde kaybolmadan hızlı bir şekilde bir hosting altyapısı elde etmiş oluyorsunuz. OCI, yani Oracle Cloud Infrastructure, Oracle bulut altyapısını veri merkezinde hayata geçirme imkanı oluyor. Yani bilmiyorum, hani Oracle Public Cloud'ı deneyimleyen oldu mu? Gerçekten enterprise seviyede çok çok iyi düşünülmüş. Generation 2'yi şu an yaşıyoruz. Ve bu OCI ekranlarına, API'lerine aşina biri PCA'yı çok rahat böyle farklı bir ortamdaymış gibi hissetmeden kullanıp kendi veri merkezinde
OCI altyapısını gerçekleyebilir. En önemli özelliklerinden biri çok iyi bir mühendislik, hızlı donanım altyapısı, mikroservis, DevOps ve konteyner adaptasyonu bir hayli hızlandırmakta. Lokal bulut için hani sol tarafta PCA yerel Oracle bulut çözümü, sağ tarafta da Exadata üzerinde Polyglot veri servisleri. Bu ikisi gerçekten birbiriyle çok uyumlu. Exadata zaten hani Oracle'ın amiral gemisi neredeyse. Yani dünya genelinde çok önemli Fortune 500 firmalar o Exadata ürününü kullanıyor ve kullanmaya devam ediyor. Bu ürünle beraber PCA'yı entegre ettiğinizde yüksek devamlılık, yüksek performans ve sadece Oracle çözümlerine yönelik veya Oracle PCA bağlantısına yönelik çok hızlı bir bağlantı altyapısı bize sağlamış oluyor. Bu bağlantı sayesinde minimum seviyede network latency'lar gerçekleştirerek çözümler hayata geçirebiliyoruz. Aslında yani PCA'de ben bunları genelde orta katman ve application server, bulut uygulamaları, development gözüyle bakıyorum. O bakımdan PCA ile siz orkestrasyon ve yönetimi garanti altına almış, container işletimini, provisionlamayı, yine Terraform Infrastructure as a Cloud altyapısıyla gerçeklemiş oluyorsunuz. Altyapı olarak da Oracle Private Cloud Appliance, yani PCA dediğimiz çözüm. Yine bir önceki versiyon Cloud at Customer, bunun da desteği. Yine Oracle Cloud dediğimiz, OCI dediğimiz Oracle Cloud Infrastructure ile uyumluluk. Yani siz PCA'de geliştirmiş bir uygulamayı lift and shift ile çok rahat OCI'ya taşıyabilir veya OCI'deki uygulamalarınızı, atıyorum bir regülasyon değişikliği oldu, bunu tekrardan PCA üzerine geri çekebilirsiniz. Bu da özel bulut altyapınızı, yerel bulut altyapınızı Oracle PCA ile çözdüğünüz anlamına gelir. Oracle gerçekten hani son noktada ürünlerine bir hayli yatırım yaptı. Yani bu birçok yazılım ürününü Docker container olarak container registry oracle.com adresinde yayınlamakta. Bunları bu registry üzerinden rahatlıkla indirebilirsiniz. Container registry, container yatırımlarını, DevOps yatırımlarını Oracle aralıksız devam ettirmektedir. Yani klasik usul uygulamaları var. Ne bunlar? Örneğin Oracle BI, Oracle Fusion Middleware, Infrastructure, Web Center, veri tabanı ve Hyperion ve benzeri, e-business ve benzeri uygulamalar için de PCA oldukça avantajlı. Bir kere bütünleşik bir sistem sunuyor. Basit kurulum ve yönetim ekranları var. Yüksek güvenlik sağlıyor. Güvenlik oldukça önemli, biliyorsunuz birçok sıkıntılar geçmişte yaşandı. Hatta CPU seviyesinde çeşitli güvenlik açıkları oldu. Bu bakımdan da PCA oldukça önemli güvenlik altyapısı sunuyor. Hızlı provizyonlama altyapısı var. Sanal sunucu şablonlarını kullanarak hızlı kurulum elde edebiliyorsunuz. Bakın, E-Delivery Oracle.com üzerinden optimize edilmiş bir virtual machine'i PCA'ye çok rahat, böyle saatler içinde provizyonlayıp production'a çıkabilirsiniz. Yani orta katman gözüyle bir kere PCA sayesinde eksiksiz bulut çözümü elde etmiş oluyorsunuz. Yani full stack, bütün ihtiyaç duyduğunuz bütün çözümler tek noktada aslında elinizin altında oluyor. Modern altyapı ve modern yeni nesil uygulamaları host edebilme imkanı kazanmış oluyoruz. Ben hani biraz da artık demo tarafına geçmek istiyorum. Bu şu an ekranda gördüğünüz slide oldukça önemli. Oracle'ın yeni nesil Enterprise Cloud Native çözümü dediğimiz çözümleri, bir vizyonu var aslında. Bakın Oracle IDM, Coherence, mesela Coherence'ı Community Edition'ını yayınladı. Open Source artık yayınlamakta. Fusion Middleware'den SOA Suite, Web Center ve yine Oracle Web Logic sektördeki en önemli Java Enterprise Edition veya Jakarta Enterprise Edition Java Application Server çözümü full
Kubernetes desteği ve bulut desteğini Oracle vermiş durumda. Java 11 desteğini, yani hiçbir yatırımla kesmiyor. Ve bunun yanında yine Oracle'ın çözümü olan, open source olan Verazano ve Helidon çözümlerini Oracle ekosisteme, bütün IT ekosistemine sundu. Bu sayede siz Kubernetes ve bulut desteğini, işte Oracle Bulut, Fusion Middleware ürün ailesi, yine Apps entegrasyon desteğini kolay bir şekilde elde edebiliyorsunuz ve bunların birçoğu da open source ve ücretsiz bir şekilde Oracle tarafından sunulmakta. Yani hem mevcut hem de yeni nesil uygulamalar için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi Oracle bu önünüze görmüş olduğunuz Enterprise Cloud Native çözümleri adı altında sunuyor ve bunu yaparken de donanımda da sizi yalnız bırakmıyor ve PCA ile hem DevOps hem microservice hem de container altyapılarınızı nasıl yöneteceğinizi, nasıl yatırım yapacağınızı bize örneklemiş bir şekilde gösteriyor. Şimdi bir demo gösterimi olacak. Bu demoyu mesai arkadaşım Salih Özdemir ile beraber gerçekleştirdik. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Şimdi burada bu demoda bir kere altyapımız şu şekilde. Bir kere mikroservis ve klasik usul uygulamalarımız en tepede. Onun altında uygulama frameworkleri, runtime yönetimi, trafik yönetimi, izleme ve görselleştirme, cluster yönetimi, tabii buradan cluster'dan kasıt Kubernetes cluster, güvenlik, en altta Kubernetes ve bunların altında PCA'nin bize sunmuş olduğu public, private ve multi cloud. Peki biz burada hangi teknolojiyi kullandık? Verazano container platform altyapısını kullandık ve bunu Oracle PCA üzerinde gerçekleştirdik. Bakın kullanmış olduğu teknolojiler bu şekilde. En altta public cloud, private cloud, multi cloud dediğimiz PCA donanımı, bunun üzerinde Kubernetes altyapısı ve bunun üzerinde Rancher, Grafana, Prometheus, ELK dediğimiz Elastic, Logstash ve Kibana, Istio, Kiali, Kclock teknolojilerini kullanarak şöyle bir demo uygulaması gerçekleştirdik. Bu demo uygulamasını biz geliştirdik ve bir Java mikroservis Helidon framework'ü kullanılarak bir Java mikroservis geliştirdik. Data store olarak Coherence Community Edition kullanılmakta. Platform olarak Verazano container platformu üzerinden yönetimini sağladık ve en altta da bu Oracle PCA üzerinde çalışmakta. Versiyonlar bu şekilde. Verazano'da versiyon 1.3.0, Kind'da 0.11 versiyonu, Kubernetes versiyon 1.23, Docker Community Edition, MetaLib, buradaki trafik routing için kullanıyoruz. Yine Helidon, buradaki microservice Java framework'ümüz. Coherence Community Edition'da da versiyon 14, yani Oracle'ın 14'çe versiyonu. Şimdi demoyu başlatıyorum. Bu demoyu PCA üzerinde Ercan'ın bize sağlamış olduğu uygulama üzerinde gerçekleştirdik. Önce bir Docker Community Edition'ı kuruyoruz. Enable ettik. Gördüğünüz üzere Docker Community Edition şu an aktif. Sonra devamında Kind indiriyoruz. Kind ile Local Kubernetes Cluster Management'ımızı yapıyoruz. Sonra devamında Kubernetes kurulumu yapıyoruz ve kubectl versiyonumuz ekranda gördüğünüz üzere. Devamında bir Docker volume create ediyoruz. Yani bu bizim persistent store'umuz oluyor. Şimdi bir kind cluster kurduk. Kind ile hem lokal Kubernetes cluster'ımızı yönetebiliyoruz veya oluşturabiliyoruz. Bakın şimdi üzerinde hangi nodlar olduğumuzu görüntüledik. Devamında MetaLib kuruyoruz. MetaLib ile trafik routing yapacağız. Yani Kubernetes'in ürününde ingress controller olarak kullanacağız. Bu sayede LB provisionlayacağız. Yine gerekli dediğim gibi subnet konfigürasyonunu yaptık ve devamında şu an ekranda gördüğünüz üzere Verazano kurulumunu gerçekleştirdik. Verazano kurulumu yapıldıktan sonra bakın running şekilde podumuz ayakta. Şimdi birazdan Verazano'nun evet kurulumu tamamlandı ve endpoint URL'lerini üzerinde çalışmış olduğu
podlar. Yani aslında Verizon şunu yapıyor, platformu kuruyor, bunun üzerine gelen, bakın şu ekranda görmüş olduğunuz Grafana, Kiali, Kibani, Prometheus ve benzeri Keycloak altyapıları bize hazır bir şekilde sunuyor. Bu da büyük bir karmaşadan bizi kurtarmış oluyor. Yine konsol arayüzlerini gördük ve credential'ımızı alıp Verizon UI'ya bağlandık. Verizon konsolu kullanarak Open Application Model dediğimiz uygulamaları buraya deploy edip en tepede bütün bu uygulamaları Verizon üzerinden yönetebiliyoruz. Yani bu da büyük bir konsolidasyon bize sağlıyor. Evet, şimdi devamında Rancher'a bağlandık. Şimdi Rancher'ın credential'ını alacağız. Rancher ile bizim Kubernetes cluster'larımızın yönetimini yapıyoruz. Bu sayede daha görsel bir ekran ile, dashboard ile bu Kubernetes pod yönetimimizi sağlayabiliyoruz. Yine Grafana altyapısı beraberinde geldi. Bu sayede izleme altyapısını, izleme dashboardlarımızı elde etmiş oluyoruz. Evet, devamında Kiali'ye şu an login oluyoruz. Kiali'de ise observability dediğimiz, yani görselleştirme, bütün bu trafiği, podların birbirleriyle olan iletişimini çok grafik arayüzüyle çok güzel bir şekilde bize gösteriyor ve biz de bu sayede daha takip edilebilir, yönetilebilir bir altyapıyı kazanmış oluyoruz. Bu arada birbirleriyle olan iletişimi, entegrasyonları da bize göstererek nasıl bir altyapıya sahip olduğumuzu şu an ekranda görebiliyoruz. Tabii bunlar bizim için gerçekten çok çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Özellikle DevOps karmaşası içerisinde. Şimdi demo uygulamaya geçeceğiz. Bir mikroservis demo uygulaması, Sock Shop dediğimiz, yani çorap dükkanı şeklinde düşünebiliriz. Burada bir tane mikroservis uygulama deploy edeceğiz. Bunun yönetimini Verizon'a bırakıyoruz. Yani bir OEM resource olacak. Open Application Model olacak. Kubectl apply diyerek uygulamamızı birazdan deploy edeceğiz. Evet, uygulamamız şu an deploy edildi ve initialize oluyor. Cards, Catalog, Orders, Payment, Shipping ve benzeri mikroservis modülleri var. Yine kullanıcı şeklinde aynı zamanda. Şimdi deploy etmiş olduğumuz uygulamanın endpoint'ini alacağız. Bu bizim Sock Shop dediğimiz uygulamamızın endpoint'i. Bu linke şimdi tıkladığımızda, browser üzerinden çağırdığımızda bir REST API'yi göreceğiz. Bu bizim kataloğumuz. Bu REST API üzerindeki operasyonlar sayesinde çeşitli operasyonlar çalıştırabileceğiz. Mesela buradan katalog üzerinden ürünlerimizi listeledik, çektik. Bakın, arayüz ile widget ekranı birebir aynı. Şimdi bir user modülümüz vardı. Buraya yeni bir user ekleyeceğiz. Bakın, PCA demo Helidon last name isimli bir kullanıcı ekledik. Ve şimdi bu kullanıcının sepetine ürün ekleyeceğiz. Eklediğimiz ürünün listeleme yapacağız. Bakın, PCA demo kullanıcısının, evet, sepetindeki ürünler. Bunu browser'dan da çağırdığımızda birebir almış olduk. Yani bakın, bir çok hızlı bir şekilde bir mikroservis uygulamayı deploy ettik. API temelli bir uygulama, modern bulut uygulaması, Helidon Oracle'ın çözümü, Verizon Oracle'ın çözümü open source şekilde sunuyor. Ve şimdi bu Helidon framework'ünün bizim uygulamamızın Grafana üzerinden de monitoring dashboard'unu, CPU kullanımını, heap size kullanımını, yine GC ve benzeri kullanımını çok rahat bir şekilde izleyebiliyoruz. Bakın, Open Application Model dediğim CNCF standardı
Verazano uygulamamızı da Verazano konsoldan görüntüleyebiliyoruz. Bakın az önce listelemiş olduğumuz modüller, bütün pod modüller yine Verazano'da da görüntülenebilir durumda. Bu da gerçekten doğal, yani Cloud Native Environment, PCI'nin bize sunmuş olduğu Cloud Native Environment kullanılarak gerçekleştirildi. Şu an ekranda da Rancher arayüzünü görüyorsunuz. Rancher arayüzü ile de bu podların işte YAML'larını konfigüre edebilirsiniz, silebilirsiniz, redeploy edebilirsiniz. Bu cluster yönetiminde Rancher üzerinden out of box bir şekilde yönetebilirsiniz. Yani bunları gerçekten böyle uzun vadede kurmak çok ciddi vakit alıyor. O bakımdan böyle bir altyapıya şu an yapmış olduğumuz demo 7 dakikaya yakın, çok kısa bir sürede ulaştık. Hani benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım keyifli geçmiştir. Beni dinleyenlere şimdiden çok teşekkür ediyorum.